Ürolojide çok sık rastladığımız, genç erkekleri özellikle tutan bir hastalık var. Ölümcül bir hastalık değil ama insanı gerçekten canından bezdiren bir şey. Kadınlardaki ağrılı mesane sendromu dediğimiz hastalığın erkeklerdeki versiyonu denebilir buna. Kronik prostatit. Yani prostatın ismi, tabiri bu. Kronik prostatit, prostatın müzmin iltihabı demek. Ama aslında ortada iltihap falan yok. Bu gerçekten devamlı bir yanma hissi, devamlı bir huzursuzluk hissi, ona bağlı peniste bir sertleşme eksikliği, boşalma sırasında ağrıyla seyreden bir hastalık. Ve çaresi bilinen bir çaresi yok. Biz bunu gördüğümüz zaman bu hastalarda en önemli, en şu ana kadar etkin tedavi prostat masajıyla prostatın içindeki sekresyonu boşaltmak. Ama benim burada vurgulamak istediğim asıl şu, bazı hastalarda prostat masajıyla bir dışarıya bir akma olmuyor. Yani bazı hastalarda prostat masajı çok işe yaramıyor. Ve şimdi son 2020-2021 Amerika'daki Amerikan Üroloji Derneği'nin bilgileriyle size konuşuyorum. Bu hastalarda kadınlardaki ağrılı mesane sendromu gibi mesane kapasitesinin küçüldüğü, yani mesaneye idrar doldukça mesanenin genişleme hızının çok hızlandığı, normalde bir mesaneye idrar doldukça mesane de ona uyum içinde, hiç basınç yükselmeden genişler, içine alabilmek için gelen idrarı. Ama bu hastalarda bunun daha hızlı olduğu ve dolayısıyla kapasitelerin biraz azaldığı ortaya konmuş. Bu hastalarda şimdi 100 hastanın 70'inde çok iyi sonuçlar alan bir şey var. Sistoskopi yapıyoruz bunlara, mesane kapasitesini genişletiyoruz ve prostata botoks yapıyoruz. Dediğim gibi %100 bir sonuç değil ama hiç daha bugüne kadar %70'i bulan bir zaten tedavi şekli olmadı. Bizim de yeni yapmaya başladığımız bir şey bu. Daha henüz belli bir sayıya ulaşamadık fakat bundan şikayet eden olmadı.